Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Allah Azze ve Celle şu bu Seyyidül Ayyam gününü barçamızda barakatlı kıyam olsun. İbadetlerimizi hüsnü kabul kılsın. Dualarımızı icabat kılsın. Hulafayı Raşidlerinin törtüncüsü Ali ibn Abi Talib kerramallahu veşhehu hayat hakkında dersler kılamız. Bismillahirrahmanirrahim. Törtüncü halife Hulafayı Raşidlerinin törtüncüsü Ali ibn Abi Talib kerramallahu veşhehu. Kaza, hüküm ilmide Müslümanların en bilimdanı, ümmetinin en Rabbani kişisi, tünleri rahip, kündüzleri rozadar. Hulafa-i Raşidlerinin arası da Peygamber aleyhissalatu vesselam'a en yakını, Muhammed aleyhissalam'ın terbiyesi de uluğu egen, soruvchi til ve fahim kılıvchi kalp egesi, Cibril alıp çıkan nesalar hakkı da hemen nesanı bilgen bilimdan, ilim bağının reisi, nuroniy aql egasi, dunyodan hech narsa olmagan, dunyo ham undan hech narsa ola olmagan zohid, ilm va hikmat bulog'i, olamlarning ayollarining sayyidasi Fatima Zahroning kuyovi, islomdagi eng birinchi fidoi inson, birinchi bo'lib iymon keltirgan yosh bola, yigitlarning sayyidi, ikki rayhonning otasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zini quvonchi, qalbini chechagi, rayhoni bo'lgan Hasan ve Hüseyin raziyallahu anhumalarının otası, Abul Hasan, Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu. O kişini yaxşı görgenge tuğba bolsun. O kişini yaman görgenge vayil bolsun. O kişini ilmege alimler muhtaç edi. O kişinin zuhdige, zahidligige zahidler muhtaç edi. Ümmetin Rabbani ise. Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge sahabaların içindeki en yakın insan idi. Esini tanıgan günüden başlayıp Allah'ın ibadeti de onun razıyı bugün intilişte uluğuydu. Ali ibn Abi Talib raziyallahu anh'u'nu nasabı hakkında yapıradıgan bulsak, Ali raziyallahu anh'u özü hakkında şunu deydi genedir. Men Mustafa'nın biraderimin. Nasabımda şak yok. Rasulullah'ın üyüde uluğuydum. Rasulullah'ın iki kuvancı benim oğullarım. Rasulullah'ın ve benim babam bitti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatime-i Zahra benim zavcam. Şahidlerinin ağlası Hamza benim amakim. Cafer-i Tayyar onamın oğlu. Birinci mabhas manakibleri ve halifeliği de kılgen işleri. Alevi bitaka. İsmi Ali ibn Abi Talib, ibn Abdülmuttalib, ibn Haşim. Atası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin emeksi Abu Talib oladı. Anası Fatime binti Asad, ibn Haşim. Ali ibn Abi Talib'ti, ona tamamdan babasının ismi Asad idi. Anası ana şu oğlunu, Ali raziyallahu anh'unu, özünü atasının ismi bilen Asad deyip namladı. Yani Haydar deyip isim koydu. İki tekin demeyi anası koygen isim Asad ve Haydar. Ama otası Abu Talib Ali raziyallahu anh'una Ali deyip ismini çakırdı ve mana şu ismi bilen meşhur oldu. Künyesi. Buradalar biz bu insanlarda hayatını okup örgenip özümüzde mana şunlardan andaza alışılığımız gerek. Köp kaytaramız. Hazırki künde ekser yaşlarını özlerine kumir de bilgen adamları ularga taklit qiladigan odamlari g'ayridinlar. G'ayridinlar. Sportchidir, aktyordir, yoki bir boshqa bir hofizdir. Endi siz bilan biz musulmonlar, xususan musulmon yoshlar, yigitlar kimlarni o'zimizga kumir deb ibrat deb bilishimiz kerak. Mana shu narsani farqiga bora olishimiz kerak. Kunyasi Abu Turob, tuproqning otasi degan. Bir necha kunyalari bo'lgan Abu Turob. Mana shu kunyasi o'ziga aytilgan kunyalarning eng yoqimlirog'i edi. Sahl ibn Sa'ddan rivoyat qilinadi.
Ali ibn Abi Talib deydi Sahl ibn Sa'd. Ali ibn Abi Talib uchun kunyalarning eng yoqimlirog'i Abu Turob edi. Mana shu kunyasi bilan chaqirilsa juda xursand bo'ladi. Uni mana shu kunya bilan birinchi marta chaqirgan kishi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Kunlarning birida Ali ibn Abi Talib o'zining ayoli Fatima Zahro bilan arazlashib qolib, tortishib qolib, arazlab masjidga chiqib devor tagiga yotib olgan bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaynatasi kelib Ali'ni turgizib kürelere turpoq olib ketgan bo'ladi. Turpog'ini qoqib turib, "Qum ya Abu Turob. Qum ya Abu Turob" dedi. Tuproqni otasi turuningdan deb ustlarini qoqib qo'yadi. Mana shu kundan boshlab Abu Turob tuproqni otasi degan kunyasi bilan mashhur bo'ldi. Yana bitta kunyasi Abul Hasan. Hasanning otasi. Fatima Zahrodan bo'lgan o'g'li Hasan roziyallohu anhuga nisbat qilinib, Abul Hasan ham deb kunyalangan. Uchinchi kunyasi Abu Rayhanatayn, ikki Rayhonning otasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiralari, mana shu Fatima onamizdan bo'lgan nabiralari, Hasan va Husayn payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'zini quvonchi, qalbini chechagi, Rasulullohning Rayhonlari deyilardi. Ikki Rayhonning otasi. Laqabi imom edi. Chunki shar'iy ilmlarda, arabiy ilmlarda bilimdon edi. Mana shu sababdan laqabi imom edi. Shuning uchun Imom Ali ham deyiladi. Ayollari va farzandlari. Hijratning 2-yi yilida Fatima binti Muhammadga uylandi. Fatima Zahroga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kenja qiziga uylandi. Fatima Zahro Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin taxminan 6 oy o'tib vafot qildi. Hijratning 11-yi yilida. Ana shu vaqtda ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qizini ustiga xotin olmagan. Demak, 2-yi yilda uylangan bo'lsa, 11-yi yilda vafot etgan bo'lsa, 9 yil Ali ibn Abi Talib faqatgina Fatima onamiz bilan yashagan. Undan keyin ko'p xotinlar olgan, bular hammasi Fatima Zahroni vafotidan keyin bo'lgan. Endi qaysi ayollardan nechta farzand ko'rgan? Qaysi ayollarga uylangan va ulardan nechta farzand ko'rgan? Fatima Zahrodan 4 ta farzand ko'rgan. Hasan, Husayn roziyallohu anhum, Zaynab Kubro, Ummu Kulsum Kubro. 4 ta farzand ko'rgan. Ikkinchisi Fatima onamiz vafotidan keyingi uylangan ayollari. Ummul Banin binti Surom al-Kilobiyaga uylandi. Bu ayollardan ham 4 ta farzandli bo'lgan. Ular Abbos, Ja'far, Abdulloh, Usmon. Bu o'g'illarning hammalari to'ralasi ham o'zlarining ini akalari Husayn roziyallohu anhu bilan Karbalo ma'rakasida hammasi shahid bo'lib ketishgan. Bu to'rala farzandidan nasl davom etmagan. Uchinchi ayoli Laylo binti Mas'ud at-Tamimiyya. Bu ayolidan ikkita farzand ko'rgan, ular Ubaydulloh, Abu Bakr. Ular ham Karbaloda Husayn roziyallohu anhu bilan shahid bo'lishgan, vafot etishgan. Ulardan ham zurriyot qolmagan. To'rtinchisi Asmo binti Umays al-Xus'umiyya. Bu ayol Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning ayoli bo'lgan. Abu Bakr vafot etganidan keyin Ali ibn Abi Talib iddasi chiqqandan keyin bu ayolni o'zining nikohiga olgan. Asmo binti Umays Abu Bakrga Muhammad ismli o'g'lini tug'ib bergan edi. Siddiq vafot etganidan keyin Ali roziyallohu anhu unga uylandi. Bu ayoli Yahyo va Aun ismli ikkita farzand tug'ib berdi. Ular ham vafot etgan, ulardan zurriyot qolmagan. 5-chi ayoli Ummu Habiba binti Zum'a at-Taglibiyya. Bu ayolidan ham ikkita farzand ko'rgan, Ruqoya, Ummu, ikkinchisi Umar al-Akbar. Ruqoya va Umar al-Akbar. Umardan ham farzand zurriyot qolmagan. 6-chi ayoli Ummu Said binti Urva ibn Mas'ud as-Saqafi. Toif qabilasining eng ulug' kishisi. Bu ayolidan ham ikkita farzand ko'rgan, Ummul Hasan Romla al-Kubro. 7-chi ayoli Umoma binti Abil As ibn Robi'a. 11-yi yil Fatima onamiz vafot etgandan keyin uylangan. 8-chi ayoli Havla binti Ja'far al-Hanafiyya. Bu ayoli Ali roziyallohu anhu ga Muhammad Akbarni tug'ib berdi.
Mana shu o'g'li Muhammad al-Hanafiya degan ism bilan mashhur bo'lgan. Umoma binti Abil Osim Robiya Ali roziyallohu anhuga Muhammad ismli o'g'ilni tug'ib berdi. 9-chi ayoli Mihyota binti Imro al-Qays. Bu ayoli Ali roziyallohu anhuga bir qiz tug'ib berdi, uni ismi ma'ruf emas. Demak, 9-ta ayolni sanab o'tdik. Yana cho'rilardan ham Ali ibn Abi Talibni boshqa farzandlari bor edi. Ali roziyallohu anhu dunyoni tark qilayotgan paytda 4-ta ayoli 19-ta cho'risi bo'lgan. Endi o'zini sulbidan bo'lgan farzandlarining soni 14-ta o'g'il, 19-ta qiz bo'lgan. Ali ibn Abi Talibning nasli 4-ta farzandidan davom etdi. Bular Hasan, Husayn, Muhammad al-Hanafiya, Abbas ibn Kilobiya hamda 5-inchisi, 5-ta ekan. Ali ibn Abi Talibning nasli 5 farzandi bilan davom etdi. Hasan, Husayn, Muhammad al-Hanafiya, Abbas ibn Kilobiya va Umar ibn at-Taglibiya. Mana shu 5-ta o'g'lidan zurriyoti davom etgan. Manoqiblari, fazilatlari. Ali roziyallohu anhuning fazilati, manoqiblarini sanasak birodarlar adog'iga yetkaza olmaymiz. Bu qisqa darslarimiz bunga kifoya qilmaydi. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalarning eng yaqin edi. Va payg'ambarimiz Ali ibn Abi Talibni qattiq yaxshi ko'rardi va payg'ambarimizni ham Ali roziyallohu anhu yaxshi ko'rardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mubohala oyatlari nozil bo'ldi. Ya'ni najronlik kishilar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ancha tortishdi. Islomni qabul qilishini xohlashmadi. Ular nasroniy dinida edi. Shunda payg'ambarimiz ularga kelinglar, mubohala qilamiz dedi. Mubohalani ma'nosi ikkala tortishayotgan tomon bir joyga keladi. Ikkala taraf ayollarini, farzandlarini olib keladi o'rtaga va hammalari qo'lini ko'tarib Allohga duo qiladi. Kim kazzob bo'lsa shunga Allohning la'nati tushsin deb. Najronliklar bunga ko'nishmaydi, qo'rqishadi. Shunda payg'ambarimiz o'zini oilasini olib kelishini kerakmi? Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosdan Ali ibn Abi Talibni, Fatima Zahroni, Hasan va Husaynlarni chaqirib turib, Allohumma ha ulay ahli. Parvardigor, mana shular meni oilam degan edi. Bundan ortiq sharaf bormi birodarlar? Meni oilam mana shular deb aytyapti. Shuncha aytyapmiz, payg'ambarimizga eng yaqin kishi bu Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu bo'lgan edi. Ali ibn Abi Talibni fazilatlaridan yana bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga ketayotganlarida Madinaga boshliq qilib o'zini o'rniga Ali ibn Abi Talibni qoldirib ketadi. Shunda Ali ibn Abi Talib birga chiqmoqchi bo'lib bu g'azotga, "Yo Rasululloh, meni ayollarni, yosh bolalarni ustida qoldirib ketasizmi?" deganida Rasululloh aytdilar: "Ama tardo an takuna minni bi manzilati Harun min Musa g'ayra annahu la nabiyya ba'di." Harun dedi Rasululloh. Harun alayhissalom Musoning o'rnida qolgani kabi meni o'rnimda qolishini xohlamaysizmi dedi. Bilasizlar, Muso alayhissalom Alloh taolodan Tavrotni qabul qilib olishligi uchun Tur tog'iga ketganida qavmi bilan akasi Harunni qoldirib ketgan edi. "Meni o'rinbosarim bo'lib turasan" deb. Payg'ambarimiz aytayapti, "Musoning o'rnida Harun qolgan deb bo'lish xohlamaysanmi? Faqat mendan keyin nabi yo'q" deb qo'ydi. Harun Musoning o'rnida qolgan edi, demak u ham nabi edi. Endi Muhammad alayhissalomning o'rnida Ali qopti, demak u ham nabi ekan degan xayol bo'lmasinda payg'ambarimiz faqat mendan keyin nabi bo'lmaydi deb qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talibni qattiq yaxshi ko'rardi. Ana shu muhabbatidan Rasululloh ummatini ham Alini yaxshi ko'rishlikka chaqirdi. Hajjatul Vado'dan kelarkan payg'ambarimiz aytdilar: "Ey musulmonlar, men sizlarga o'zlaringizdan ko'ra ham haqliroq emasmanmi? O'zingizlarda, ustingizlarda, o'zingizlarda haqqilar bo'lgandan ko'ra men siz ustingizlarda haqqim ko'pmasmi?" Sahobalar ha deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu." Men kimning mavloyi bo'lsam, Ali ham uning mavloyidir. "Allohumma wali man walahu
وعادي من عاده. Parvardigor uni, ya'ni Ali'ni kim dost tutsa, sen ham uni dost tutgin. Ali'ga kim adovat qilsa, sen ham unga adovat qilgin. U kishining fazilatlaridan. Bir musulmon kishini Ali ibn Abi Tolibga bo'lgan iymoni uni muhabbatiga bog'liq. Müslüman kişinin Ali raziyallahu anh'a nisbeten bulgen muhabbeti onun imanı barliğe belge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, İmam Müslim getirgen hadiste, Ya Ali, La yuhibbuke illa mu'minun ve la yabgaduke illa munafikun. Ey Ali, seni fakat yine mu'min kişi yakış göredi. Seni fakat yine munafık kişi yaman göredi. Demek Ali ibn Abi Talib'de yakış görüşümüz bizi imanımızı belgesi. Eğer yaman görsek Allah sağlasın bu nifakı belgesi olalı. O kişinin faziletlerinden. Kareyler kanak adamlar bu gene. Adli bitti adamıdı. Kuraçlı adlı bir yiğit idi Ali ibn Abi Talib. Neme bilen buna kadar aziz bu oldu. Neme bilen kıyamet keçi ismi zikir kılınadı bunlarına. Nima ki bularda Müslümanlar eslagende eşkenede raziyallahu anhum deydi. İman için, amel için, dinge körsatken fidayilik için, dinini mahkem tutup din bilen yaşagenlik için. Milyardlagen adamlar gelip gitti. Bura İslamiydi ulardı. Balası esleydi bu oldu. Nebiresi uca İslamiydi. İki avlattan keyin bolsa o atın emet miydi bura. Bu kişilerle kareyler. Bular dinini üşü oldu. Allah bularını aziz kıldı. Ali ibn Abi Talib raziyallahu anh'ın menakiblerinden yana Ali'ni Allah yaş göredi. Ali'ni Muhammed Aleyhisselam yaş göredi. Haybar günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bir kal'anı bir neçe gün hücum kılıp fatih kılışı mıydı Yahudilerin kal'asını? Resulullah ertege cenk buluşudan avval bana tünde ettiler. Ertege bayrağı da şimdi bir kişinin kolu gibi bir hemen o kişini Allah ve onun Resulü yaş göredi. O ham Allah'ını ve onun Resulü'nü yaş göredi. Allah onun kolu bilen fethini beredi dedi. Yani bu bayrak indi nimanı belgesi olup kaldı. Allah'ını muhabbetini. Ömer ibn Hattab aytadı. Hiç kaçan başlıklıkla intilmegen ben deydi. Hiç kaçan reis bolşeke intilmegen ben deydi. Ama şu keçe deydi arzu kıldım deydi. Çünkü nima koyuldu? Allah'ını muhabbet, Allah'ını hamamız yaş göremiz. Peygamberini hamamız yaş göremiz. Ama Allah ve peygamberimizi yaş göremiz kim? Ertteki bayrağı düşündüğü kişiye bir hemen, o kişini Allah ve peygamberi yaş göredi. O kişi hem Allah ve peygamberini yaş göredi. Ertteler hem sahabala keçesi bilen, bezatı bulup çıkıştı, oylanıp çıkıştı kim gibi erken de. Resulullah ertteler durup, bayrağı bilen çıktılar da, burada istediler. Şimdi Ömer ibn Hattab boy uzun boyan Resulullah hak olsa üç tamayı karımda ayağını götürüyorlardı. Kokus men isteyken bosa Mabada men isteyken bosa uyakı karası uyakı otarırdı uyakı karası uyakı otarırdı. Karayın bu yada Ömer ibn Hattab'da başlılıkça bugün muhabbetimiz mensabke bugün hırsımız Allah'ın muhabbetine bugün şavku mecbur kılı yaptı. Resulullah aynı Ali deyip soradılar. Ali hayırda? Ha, közü ağırıp hiç neyse görmeyken buladı. Ab gelişedi, peygamberimiz mübarek kolları bulan közünü silip koyken de közü açıladı. Ve bayrağını Ali ibn Abi Talib gibi dedi. Demek bana şu günde Ali'ni Allah yaş görüşlüğü. Ali'ni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş görüşlüğü malum oldu buradalar. Ali raziyallahu anh'ın menakıblarından cennetki başarat kılıngan 10 ta kişinin 4.sü. Resulullah etkenler, Abu Bakir cennette, Umar cennette, Osman cennette, Ali cennette, Talha cennette, Zubayr cennette, Abdurrahman cennette, Sa'd cennette, Sa'id cennette, Abu Ubayda cennette. Bana şu 10 ta sahabat etkilingen de 4.sü olup, Ali ibn Abi Talib raziyallahu anh'u zikir kılıngan. Biz kimlerde hayatını okuburgen ekenimizi bir kısık boyayalık. Allah ve peygamberi yakış görü yaptı.
Yana cennette deyapti bu kişini. O kişinin faziletlerinden, manakiblerinden sahabaların arası da en doğru, en çıralı hüküm kılıçlığı bilen acıralıp durardı. Akzal, nas, adamlarda en kazırağı, hükümünü en çıralı çıkaradığın kişilerden idi. Resulullah etkenler, ümmetim içi de ümmetimge rahimli irağı Abu Bakır. Allah'ın dinide şiddetli irağı Umar. Ümmetimin en hayalisi Osman. En doğru hüküm çıkarıcısı kazırağı Ali. Allah'ın kitabını karırağı, bilimdarrağı Ubay ibn Ka'b. Halal ve haramını bilucurağı Maaz ibn Cebel. Faraizini, miras ilmini bilucurağı Zeyd ibn Sabit. Agah bolin, her bir ümmetinin emini, yani işançlikçisi buladı. Bu ümmetinin işançlikçisi Abu Ubayda Amr ibn Cerrah dedi. Yani buradalar. Ümmette en kazırağı Ali debet yaptı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Ali ibn Abi Talib'ni Yemen'ge yubararken kazılıkge, hakkıge dua kıyanıdı. Parvardigar, onu tılını sabit kıyın, onu kalbine hidayet kıyın. Bana duadı barakatı buradalar. Tılı sabit boyan hakta, kalbi hidayette boyan. O kişinin faziletlerinden Ali ibn Abi Talib birinci bolup İslam gekirgen yaş balıydı. İslam'da mutlak kabul kıyan birinci insan Ali deyildi yani ayrım kitablarda. Ali ibn Abi Talib'nin faziletlerinden uzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin üyüdü olguydu. Ali'nin murabbisi, muallimi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'idi. Abu Talib, Ali'nin atası, bolları köpüdü, kembehal adamıydı. Bollarını bakışlıkı kıylanıp koyanı da Resulullah, amakisi Abbas getirdi. Amaki, akiz Abu Talib'di, bolları köp, tırışırıcı kıyım bop kaldı. Eğer hop deseyiz, bari biteden balasını terbiyemizi alıyordu. Akiz yardan beri eliydi. Abbas göndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hala peygamber bulmayanlar. Abbas ikalası Abu Talib büyüge barıp muradlarını, maksatlarını açıkkeni de Abu Talib etti ki katta oğlum akil özümge kasa koyan kaysanasını bozayım al oraylar dedi. Abbas ibn Abdülmuttalib Cafer ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh ne yaptı? Demek Ali radıyallahu anh hüge Allah Teala'nın ülken merhameti buldu. O kişinin faziletlerinden alemlerinin ayollarını seyyidesi bugün Fatime-i Zahra'ya üylendi. Yukarıda ayet-i bütün yanlarında hemmesini cemlesek şu malum buladı ki hiç kaysa sahabenin fazilet hakkı da Ali'nin fazilet hakkı da etilgençelik söz etilmeyen. Neme üçün? Ve halen ki Abu Bakır, Ömer, Usman, Raziyallahu anhular avval zikir kılınadı. Onların mertebeler uluğ değiladı. Lekin neme ki bunlar hakkı da Ali hakkı da etilgençelik söz köpmez. Bu hakkı da İmam Ahmet, İsmail Al-Kazi, Nasai etişedeki. Bunun sebep Ali ibn Abi Talib'nin halife buluşluğu keyingiroq davrda buldu. Ve uzatını davrada fitneler sadır buldu. Ayrım taifeler Ali radıyallahu anh'a karşı çıkıştı. Şunda onlarga cevap verişlik için, onlarını tutken yollarını, natorligini bayan kılıçlık için köp sahabalar Ali'nin fazilet hakkı da yapılışke mecbur buluştu. Himoya kılıp. Bana şu sebeplik Ali ibn Abi Talib'nin faziletleri hakkı da etilgen söz cüdeyem köp buldu. Ahl-ı sünnet ve cemaat etikadındaki adamlar bana şu faziletlerini Müslümanlarla tarqatishlikka mecbur bo'lishdi. Şunun için bu kişi hakkında aytilgan sözler başka sahabalarga aytilgan sözlerden göre ko'proq bo'ladi. Eğer yukarıda aytib o'tgan Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu anhular hakkında ham Ali roziyallohu anhu hakkında aytilganchalik söz aytilganida Ali ibn Abi Talib'ni martaba jihatdan 4-chi o'rinda bo'lganligi o'z o'rnida ekanligi ma'lum bo'lar edi. Sifatlari güzel hulklarını ve çirali fiillerini özünde cemleyen insan idi. İlimde, amalda, ihlasda, takvada, cihatda, davatta, yakşilikte, güzel hulkta, ibadette kamil faziletler yetti. Rabbisiye bulgen ibadeti. Cüde köp tünlerini bedar halde Allah'ki ibadet bilen ütküzer idi.
Amirul Mu'minin Ali roziyallohu anhu qiyomillayilda turarkan, uni huzuriga Ashtar Tustariy kirib kelib, ey Amirul Mu'minin, kunduzlarni rozador, tunlarni esa bedor o'tkazasiz. Yana bu ikkalasining o'rtasida ko'p mashaqqatli ishlardasiz dedi. Ali ibn Abi Talib javob berdi namozini tugatganidan keyin. Oxirat safari uzoq. Tunlarni sayr qilish bilan uni kesib, ya'ni to'xtatib dam olib turishlik kerak dedi. Kamtarlik. Qarang, nasl nasabda hech kim teng kelmayapti. Lekin bu narsa ularni kibrga tortmagan. Kamtar bo'lgan. Abu Motor aytadi, masjiddan chiqdim. Ortimdan bir kishi menga nido qilib, etagingni ko'tar, ya'ni pochingni ko'tar. Shunday qilishing Robbing uchun taqvo, kiyiming uchun esa poklik bo'ladi dedi. O'girilib qarasam Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ekan. So'ngra Ali tuya bozoriga bordi. U yerdalar qarab turib, sotinglar molingizni, ammo qasam ichmanglar. Chunki qasam molni o'tkazadi, lekin barakotni ketkizadi. Qasam ichib savdo qilish molni, tovarni o'tkazishlikka yordam beradi, lekin barakotni ketkizib qo'yadi. So'ngra xurmo bozoriga keldida, qarasa bir xizmatkor yig'lab o'tiribdi. Nima yig'layapsan? Xizmatkor aytdi, "Mana kishi menga bir dirhamga xurmo sotuvdi. Xurmoni olib sayidimga olib borsam qabul qilmay qo'ydi. Endi qaytarib oling xurmoingizni, pulimni qaytarib bering desam ko'nmayapti" dedi. Ali ibn Abi Talib xurmo sotuvchisiga qarab turib, "Buni qaytarib ol" dedi. "Dirhamini qaytarib ber. Chunki buni qo'lida hech qanday ishi yo'q" dedi. Haligi sotuvchi ko'nmaganday bo'ldi. Abu Matar aytadi, "Sen tanimayapsan bu kishini" dedim unga. "Yo'q" dedi. "Ha, bu Amirul Mu'minin bo'ladi" dedim. U xurmosini dedi, bir qaytarib olib, bir dirhamni qaytarib berdi, so'ngra xalifaning orqasidan kelib, "Men narozi bo'lishingizni xohlayman, ey Amirul Mu'minin" dedi. Ali ibn Abi Talib, "Vafo qilsang rozi bo'laman" dedi. So'ngra bozorda ketyotib, 3 dirhamga bir ko'ynak sotib oldi. Olib ketdi. Do'kondagi yosh bola edi. Otasi kelganida aytishdiki, "Seni o'g'ling xalifaga 3 dirhamga ko'ynak sotib qo'ydi" dedi. Otasi bolasini urushib, "2 dirhamga sotsang bo'lmasmidi?" dedi-da, 1 dirhamni olib xalifaning orqasiga yetib kelib, "Bu dirhamni oling" dedi. "Ha, nimaga olaman?" "Bu ko'ylak o'zi 2 dirham edi. O'g'lim bilmasdan sizga 3 dirhamga sotib qo'yibdi" dedi. Ali aytdi, "Men rozi bo'lib oldim, u rozi bo'lib sotdi" dedi. Qaytarib olmadi. Bozorlarda yurib borar ekan, savdogarlarning oldidan o'tib, ularga Allohni eslatib, Qur'on oyatlaridan o'qib berardi. Ularga Allohning oyatlarini tilovat qilardi. Astaydu billah. Tilka darul axira naj'aluha lillazina la yuriduna uluvan fil ardi va la fasada va la aqibatu lil muttaqin. Biz, deydi Alloh taolo Qur'onda, o'sha oxirat diyorini yer yuzida zulmu zo'ravonlik va buzg'unchilik qilishni istamaydigan kishilar uchun qilurmiz. Oqibat taqvo qilguvchi kishilarnikidir. So'ngra aytardilar Ali ibn Abi Talib, "Bu oyatlar adolatli va tavozuli bo'lgan boshliqlar haqida nozil bo'lgan." Demak, boshliq bo'lib turib, rahbar bo'lib turib, taqvo qilsa, adolatni qoyim qilsa, zulm zo'ravonlik, buzg'unchilikni xohlamaydigan bo'lsa, bularga oxiratda juda bir katta bir ajr mukofotlar bor. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم